Dear ladies and gentlemen. Sayın bayanlar baylar, iyi günler demek istiyorum. Bugünkü Osmanlı geçmişi, Doğu Akdeniz'deki Osmanlı geçmişini hatırlama konusuyla ilgili bu akşamki faaliyet. Sayın Profesör Vangelis Kechioretis'in adına atanmıştır. Hepinizi selamlamaktan saygı ve mutluluk duyuyorum. Ve bu anda Doğu Akdeniz bölgesinde günümüzde bulunan kişilerin toplumsal olarak bu konuya nasıl yaklaştığı konusunda bir konuşmamız olacak. Ve burada fotoğrafının ve fotoğrafının Osmanlı yaşantısıyla ilgili bilgilerin saklanması ve hatırlanması ile ilgili büyük bir araç olduğunu gördük. Bugün ise Osmanlı geçmişinin müzikal referanslarından bahsedeceğiz. Tabii ki burada operalardan ve koro çalışmalarından ve Batı sanatçılarından etkilenmiş olan Osmanlı çalışmalarından bahsedeceğiz. 17. 18. yüzyılından ve tabii ki Avrupa operalarında operalara baktığımız zaman genellikle mesela Mozart'ın çalışmaları, Saraydan Kız Kaçırma gibi eserlerin Osmanlı'dan etkilendiğini görüyoruz ve opera konusundaki çalışmalar 1735'ten 1731'e kadar Türklerin konusu olduğu 13 ayrı opera çalışması olmuştur. Ve aynı zamanda 1791'e kadar da yine Türk kaynaklı çok sayıda operadan bahsedebiliriz. Bu bağlamda bunu çok sayıda akademik çalışmaların ve yazarların yapmış olduğu çalışmalara borçluyuz bu bilgileri. Ve bununla ilgili çok şey bu şekilde Türk kapsamlı çalışmalar hakkında çok şey yazılmıştır. Öyle ki batılı dinleyicileri çok çekmiştir bu çalışmalar. Taze ve bilinmeyen ve eksotik sesler, soundlar batılıların ilgisini çekmiştir. Tabii ki bu çekicilik Osmanlı İmparatorluğu hakkında hem Avrupa'da hem de diğer dünyanın diğer taraflarında bununla ilgili büyük bir ilgi çekmiştir. Ve paylaşılan bir Osmanlı geçmişi ve onun müziksel ifadesini konusunda araştırmaların ortaya çıkmasına imkan vermiştir. Tabii ki Osmanlı müziksel geleneğinin özellikle Türkiye ve Yunanistan arasındaki Birinci Dünya Savaşı'ndaki ulusal durumları nasıl etkilediğini ele almamız lazım. Öyle ki bu şekilde yeni bir devlette ulusal bir kimliğin ortaya çıkmasıyla ilgili ne tür etkileri olmuştur? Bunları soracağız. Bu akşamki konuşmacılar yine müzik dünyasının hem Türkiye'de hem Yunanistan'daki politik projelerin nasıl etkilendiğini müzikten bahsedilecek. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Okan Murat Öztürk, Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan bu akşamki konuşmasını yapmak üzere aramızda bulunuyor. Ve tarihi teorik modelleri, geleneksel müzik repertuarı ile ilgili araştırmaları söz konusudur. Çok çeşitli uluslararası toplantıları, sempozyum ve panel ve seminerlere katılmıştır. Aynı zamanda Sayın Öztürk yine kendisi bir müzisyen. 1988'de Bengi Bağlama Üçlüsünü kurmuş ve aynı zamanda TRT ve Kültür Bakanlığı'nda sanatçı olarak çalışmıştır. Ve geleneksel müzik enstrümanları ve yaylı çalgılar konusunda çalışmaları olmuştur. Ve Anonim ve Eski Havalar Katre adlı radyo programlarının yayıncısı. Aynı zamanda 2006'da kendi kitabı Değeri ve Küldür ve Müziği de yayınlandı. Ve Pana Arman 20. yıl kitabı da yine 2006'da yayınlandı. 2012'de Makam adlı kitabı yayınlandı. Ve son dönemde de 2015'e de Osmanlı müziğinin tarihini yazma adlı bir kitabı olmuştur. Ve Türkiye'de müzik kültürü
2008'de ve Kırşehirli Edvar'ı yayınlarına da hem editör olarak hem de yazar olarak katkıda bulundu. Çeşitli müzik CD'leri var ve aynı zamanda televizyon programı kayıtları da söz konusudur. Bugünkü ikinci konuşmacımız Sayın Profesör Ioannis Serapos. Kendisi tarih, Bizantin araştırmaları ve modern Yunanistan filolojisini Hamburg'da çalışmalarını yapmıştır. Berlin ve Atina'da da ve Selanik'te de çalışmalar olmuştur. 2000 yılında doktorasını tamamlamış ve Hamburg, Berlin, Viyana, Nikosya, Bern, Regensburg ve Münih'te de üniversitelerinde de eğitim vermiştir. Kendisi 2011'de Güney Batı Avrupa tarihi konusunda Venier Legenti unvanını almıştır. Ve kendisi DFC araştırma projesinin de Ekim 2015'ten beri Münih Üniversitesi'nde devam ettirmektedir. Kendisi modern Yunan ve Kıbrıs üzerinde, tarihi üzerinde odaklanmıştır, odaklanmaktadır. Nasyonalizm ve kimlik konularında özellikle Güneybatı Avrupa konusunda çalışmaktadır. Ve Sayın Profesör Serapos bize kayıp yurt ve oryantalizm arasında Osmanlı şehirleri 20. yüzyılda Osmanlı şehirlerinde Yunan popüler şarkılarıdır. Şimdi ilk olarak sözü Sayın Yardımcı Doçent Doktor Okan Murat Öztürk'e bırakıyorum. Konuşmasının başlığı distopyanın musikisinden ütopyanın müziğine erken Cumhuriyet kadrolarının geçmiş musiki kurguları. Evet, çok teşekkür ederim. Hızlı bir teşekkür faslını gerçekleştireyim izninizle. Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, Yunanistan Ulusal Araştırma Enstitüsü Osmanlı Araştırmaları Programı ve Orient Institute İstanbul yöneticilerine bu konferanslar dizisi nedeniyle sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Doğu Akdeniz'de Osmanlı geçmişini hatırlama temalı bu konferanslar dizisinin bilgi hanemize çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor ve buna inanarak burada bulunduğunuz için sizlere de saygı ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Benim konum, bugün anlatmaya çalışacağım şey aslında Osmanlı dünyası bakımından bence çok önemli bir dönüşüm sürecinin, bir belki kırılmanın, kopmanın anahtarı durumunda. Kavram olarak neden distopya ve ütopyayı tercih ettim? Çünkü bugüne kadar Türkiye'de müzik modernleşmesi konusunda pek çok şey yazıldı değişik araştırmacılar tarafından. Ve bu yazılanların pek çoğu meselenin tek boyutlu değerlendirilmesi yönünde bir tekrarlar dizisine yol açtı. Ben bugün meseleyi biraz daha farklı bir boyutuyla ele alıp bazı sürekliliklere, özellikle ideolojik planda ortaya konulan bazı sürekliliklere, oluşturulan bir söylem düzenine dikkat çekmeye çalışacağım. Ve bunu yaparken aslında sunumum boyunca bazı öncüllerden hareket ettiğimi ifade etmek isterim. Çok sembolik düzeyde olmakla birlikte buraya aktardığım bu dört alıntı belki de benim sunumumun anahtar düşüncelerini temsil ediyor. Evet, Osmanlı dünyasında bir genç hareket meydana geldi. Avrupa'nın diğer ülkelerinde olanlara benzer genç hareketler. Kendilerine Jön Türk diyorlardı. Ve bu grup, bu anlayış belki kişileri de aşarak bir bütün bir kavrayış diyelim buna, bir ütopya sahibiydi. Ve bunun kurucularından bir tanesi Doktor Abdullah Cevdet, aynı zamanda İttihat Terakki'nin de kurucularından bir tanesi olarak şöyle bir şey diyor. Yani bunları hızlı geçeceğim, çok üzerinde durmayacağım ama ileriki metnin akışı içerisinde bunların çok belirleyici olduğunu mutlaka dikkatlerinize sunmak isterim. Mesela diyor ki bize medeniyet değiştirme projesinde doğru olan değil, bizim işimiz için müfid olan, bizim işimize yarayacak olan, bizim için faydalı olacak olan lazımdır diyor. Şimdi bu çok önemli bir ifade ediş. Çünkü bir ikinci medeniyet yoktur. Yani tek bir medeniyet vardır ve bu medeniyet de Avrupa medeniyetidir diye kendisini çok net, düşüncesini çok net ifade eden bu düşüncenin
beyin takımı içerisinde öncelikli bir konumu olan bir kimse Doktor Abdullah Cevdet. Öyle ki Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk dahi onun düşüncelerinden, görüşlerinden, garplaşma anlayışından büyük çapta etkilenmiş durumdadır. İkincisi, sürecin gelişimi bakımından, özellikle Cumhuriyet dönemindeki gelişimi bakımından bence çok anahtar bir ifadedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir beyanatı, bir gazeteciyle yaptığı röportajda dile getirdiği bir soru. Gazeteci işte müzik alanındaki inişleşmeleri sorunca Avrupa örneğini veriyor. Gazetecinin sorduğu soruya Mustafa Kemal diyor ki, ne kadar sürdü Avrupa'da bu şey? O da diyor ki yaklaşık 400 yıl. Onun üzerine diyor ki Atatürk, bizim bu kadar beklemeye zamanımız yok. O yüzden de Batı'nın musikiciliğini alıyoruz, alma çabasındayız diye bir cevap veriyor. Buradaki bu zamanımız yok temasını da ben yine bu ütopya ve distopya kurgusu içerisinde çok anlamlı buluyorum. Yani birincisindeki o faydacılık, ikincisinde de zamansızlık psikolojisi en öncü isimler tarafından ifade edilişi çok güzel. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı eminim birçoğumuz tanıyoruzdur. Türkiye'nin en önemli edebiyatçılarından ve düşünürlerinden birisi. Onun meşhur Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde de kitabın sonlarına doğru ifade ettiği şunu yine süreç bakımından çok anlamlı buluyorum. Diyor ki, özellikle Amerikalı'nın gelişinden sonra bu Saatleri Ayarlama Enstitüsü denilen kuruluşun işlevini tamamladığını anladık. Dolayısıyla bu enstitü artık rolünü yapmıştı diye roman kahramanı üzerinden dile getiriyor. Ve son bir şey, tabii ütopya deyince bunun kurucu metinleri var. İşte Thomas More var, antik dünyaya gidersek Platon'un devleti var, İslam dünyasında Farabi'nin ideal şehri var vesaire. Ama Thomas More, Francis Bacon ve Thomas Campanella isimleri tabii ki bu ütopya meselesinin anlaşılmasındaki anahtar metinler. Ve Francis Bacon'ın kitabında bu ütopya ülkesinde ideal rejimi, ideal yönetim tarzını kurmuş ülkede bir takım evler var. Bilimle ilgili, sanatla ilgili, sağlıkla ilgili vesaire vesaire vesaire. Ama Bacon diyor ki, ben bunu ideolojik bakımdan çok manidar bulduğum için buraya alıntıladım. Bir de diyor, insanların duyularını yönetmek için, o yanılsamaları yönetmek için kurduğumuz bir ev var diyor. Bu evde de orada öğrencilere her tür hileyi, aldatmacayı, kurnazlığı vesaire hinlikleri öğretiyoruz. Aslında diyor bu konu üzerinde çok daha iyi dursak insanların bu algılarını sonsuza kadar yönetebiliriz. O duyularını istediğimiz gibi evirip çevirebiliriz demek istiyor. Şimdi tema şu, medeniyet değiştirmek. Yani Osmanlı dünyasının içerisinde artık şarklı kimliğinden, şark medeniyetine tabi olmaktan, o medeniyeti temsil ediyor olmaktan duyulan bir rahatsızlık var. Osmanlı hanedanının içinde de var, dönemin devlet erkanında da var, Avrupa'yı tarzda kurulmuş okullarda, eğitim alanlarda da var bu medeniyet şeyi. Ve Avrupa'ya baktıklarında orada yaşadıkları dünyayı bir cehennem, Avrupa'yı da bir cennet olarak algılama eğilimi var. Bu inanın bugün Türkiye'deki bu Avrupa Birliği söylemi içerisinde sokaktaki insan bazında hala vardır. Hatta 3 gün önce abimle yaptığım bir söyleşide abim işte Belçika'ya gittim geldim bana aynen şöyle bir ifade kullandı. Ne güzel değil mi oralar dedi. Yani işte insanlar çok güzel, caddeler çok güzel, müzeler, operalar, tiyatrolar. O cennet algısında çok radikal bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Tema şu, Osmanlı'nın bir havas kesimi var. Yani bunlar işte ya aristokrat ya da iyi eğitimli, aydın kesim, entelektüel kesim, yönetici kesim. Bu havastan Ziya Gökalp'in ifadesiyle güzideye, aydınlara, münevverlere geçiş kimlik bazında. Dolayısıyla da şarklı eski Osmanlı'dan yeni, garplı, modern Türk'e geçişle ilgili bir hikaye üzerinden benim sunumum yürüyecek. Şimdi burada bu medeniyet değiştirme projesinde tabii etkili olan isimler var, gruplar var. Birbiriyle rekabet halinde olan ütopyacı cemaatler var diyebiliriz. Dolayısıyla benim şimdiki sunumum bu geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet süreçlerinde rol oynayan isimler. Bunları bir kadro olarak düşünebiliriz.
Bunlar eski medeniyetin o kendi havas güzide kesimine mahsus olan müziğiyle bir savaş içindeler. Yani bunu yok etmek, terk etmek istiyorlar. Şimdi bu tema bu konferanslar dizisinin temasıyla çok örtüşen bir şey. Neden? Osmanlı geçmişini hatırlamak istiyorsak bugün, işte bir süreçte o geçmişi yok etmek, yok saymak, inkar etmek üzerine nasıl bir kurgu yapıldığını anlamak bakımından yapacağım sunumun dikkat çekici olacağını düşünüyorum. Şimdi kabaca bakarsak bu grup bir milli musiki yaratma kavramı üretiyor. Yani böyle bir kavram geliştiriyor. Ama bu milli musikinin iki niteliği var. Bir yönü bu müzik bir kere beynelmilel olacak. Dikkat edin, burada öncelikli kavram Avrupa musikisi değil. Yani söylem düzeyinde. Beynelmilel musiki. Yani o dönem için milletler arası olan musiki. Ama bu musiki aynı zamanda da milli olacak. Şimdi bununla ilgili buldukları formülasyon, tipik ifadesini daha sonra Ziya Gökalp de böyle bir manifesto olarak bulacak ama öncülleri var. Ta Necip Asımlar'a kadar giden, yani Jön Türk Hareketi'nin içerisinde nüvelenen öncülleri var. Beynelmilelliği bir armoni ve bir fen, teknik olarak görüyorlar. Garp musikisi orada bir model haline geliyor. Milli ruh, milli öz diye düşündükleri şeyi de halk musikisi. O dönem halkın dahi kim olduğunu kimse pek fazla bilmiyor ama bir halk musikisi fikriyle bu beynelmilel ve milli musiki sentezinin ortaya konulabileceğine inanılıyor. Daha önemlisi şu, yine sunum sırasında Ziya Gökalp'in ifadelerine yer vereceğim. Satır satır okuyamayacağım çünkü zamanımız mümkün değil. Ama özü şu, şark kimliğine ve musikisine karşı yeni, modern, milletler arası, beynelmilel, gerçek musiki, her türlü ifade aracına imkan veren Garp musikisi, Avrupa musikisi. Şimdi çok kısa değineyim, hani burada ukalalık yapmak istemem ama Ütopya konusu modern dünyanın kuruluşunda çok anahtar bir kavram. Yani bir yeni bir dünya hayal etmek, bir yeni bir dünya düzeni, New World Order hayal etmek ve bununla ilgili tasarımlarda bulunmak. Antik dönemlerden beri bu var. İnsanlar hangi dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, yaşadıkları sistemin şartlarından memnun değillerse bu bir ütopya hayalinde tetikleyici bir mekanizma oluyor ve süreç giderek yaşanılan şartların cehennemi temsil eden bir distopya haline gelmesini veya ifade edilmesini, bunun alternatifi olacak hayali kurgusal dünyanın da o dünyada yetersiz, bozuk, aksak, yanlış olan ne varsa onların ortadan kaldırıldığı bir cennet tasarımı. Kavramsal olarak böyle dile getireyim. Bir şey belki burada önemli. Ütopyacıların söyledikleriyle yaptıkları arasında her zaman bir fark var. Fark da şuradan kaynaklanıyor. Bu bir vaat sonuçta ama nasıl gerçekleştirileceği konusu her zaman için bir belirsizlik taşıyor. Ve gerçekleştirilme tarzını kendi içerisinde tartışmaya çok açık. Ve nitekim Karl Popper, ünlü tarihçiliğin sefaleti kitabında daha girişinde bir parafraz olarak şuna yer veriyor. Diyor ki, bize dünya üzerinde cenneti vaat edenler, cehennem dışında hiçbir şey üretmemiş olanlardır gibi çok pesimist, çok karamsar gelebilecek bir beyanata yer veriyor. Neden? Çünkü ütopya konusu başından beri felsefecilerin, siyaset bilimcilerin, siyasetçilerin, bilim tarihçilerinin temel konularından, sosyologların temel konularından birisi olmuş. Ve şöyle 20. yüzyıla da baktığımızda bu konuya değinmemiş neredeyse hiçbir düşünür, hiçbir siyasetçi, siyaset bilimci olmadığını da görüyoruz. Popper'in bir hareket noktası olarak yine şu ifadesini de çok anlamlı buluyorum. Diyor ki, ütopyacı girişimden bahsediyor. Yani yaşadığı şartlardan memnun olmayan gruplara ait bir psikoloji bu. Girişim olarak. Diyor ki bir azınlığın merkezleşmiş güçlü yönetimini gerektiren ve onun için de diktatörlüğe yol açması olası bir yöntemdir ütopyacılık. Bu da otoriter, totaliter rejimlerin oluşumu bakımından yine ütopyacılığın doğasında barınan güç eğilimi bakımından çok anlamlı geliyor bana. Eminim birçoğumuz biliyoruzdur. İşte antik Yunanca'da hem olmayan bir yer hem de iyi güzel bir yer. Dolayısıyla ikisinin karışımını olarak düşündüğümüzde ütopya iyi ama yeryüzünde örneği olmayan, mevcut olmayan bir yer anlamına geliyor. Distopya kavramı da önemli. Biz onu daha çok günümüzde bilim kurgu romanları üzerinden
tanıyoruz. Ama çok erken örneklerine işte Yevgeni Zemyatin'in Biz, Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya, işte George Orwell'ın 1984 gibi romanlarında da örneklerini gördüğümüz gibi işte sürekli toplumu denetim altında tutan, dikizleyen, kontrol eden baskıcı totaliter, otoriter rejimlere dair romanlar, filmler olarak karşımıza çıkıyor. Distopya gerçeklik ama. Yani bu noktayı çok önemsiyorum. Distopya kurgusal ya da söylemsel dilde ne kadar kötülense, karalansa da bir gerçeklik boyutu var. O yüzden de ütopyaların ortaya çıkışında aslında doğurucu kavramın distopya olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Yani hızlı geçeyim yine. Bu ütopya, bu garplaşma hadisesi Osmanlı Hanedanı öncülük etti bu yenileşmeye. Biz hani müzik tarihinde, Osmanlı musiki tarihinde mesela 3. Selim figürü çok önemli. Çünkü sistemi yenileştirmek istiyor. Stanford Show'un çok önemli bir tespiti vardır 3. Selim dönemi modernleşmesi için. Burada diyor Osmanlı hala kendi geleneği içinde bir yenileşme çabası içindedir. Mesela müzikte bunun karşılığı şu, biliyorsunuz 3. Selim kendisi hem neyzen hem tamburi hem bestekar. Yeni makamlar bulalım diyor. Yani mesela gelenek içinde kalmak dediğimiz zaman olay bu. Yeni usuller bulalım, yeni makamlar bulalım. Bu bizden önceki kuşakların klasik 12 makam, 7 avaze sistemi içinde olmayalım da yeni makamlar, yeni terkipler, yeni bir melodi anlayışı. Geleneğin içinde olmaktan kasıt bu buradaki modernleşme. Ama 2. Mahmut'la beraber Osmanlı'da bir radikal modernleşme süreci görülüyor. Nedir bu? Yeniçeriler katlediliyor, mehterhane ortadan kaldırılıyor, Avrupa'yı bir bando kuruluyor. Yani oradaki garplaşma nitelik olarak çok farklı artık. Ve o süreç, oradan başlayarak gelen o radikal tutum, Cumhuriyet'e kadar olarak evrilecek sürecinde anahtarı ve uygulamalarının ütopyacılık bakımından bir yerde örneği durumunda. Yeni Osmanlıları, Jön Türkleri, İttihat Terakki'yi ve giderek Cumhuriyeti kuran kadronun işte tek parti yönetimi olarak şekillenen Halk Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Fırkası'nı burada mutlaka ki anmamız lazım. Şimdi ilerleyeyim, atlayarak gideyim. Çok önemli bir olguya değineceğim. Bu ütopyacılık standart bir şey mi? Değil. Hatta değerli hocamız Tarık Zafer Tunayan'ın bu modernleşmeci gruplar üzerine yaptığı çok önemli çalışmasında der ki, aslında alternatif gruplar var. Yani modernleşmek istiyorlar ama yolları, yöntemleri, tercihleri farklı olan gruplar var ve bunlar siyaseten birbirleriyle iktidar bakımından rekabet halindeler. 5 temel grup tayin ediyor Tuna'ya. Bir garpçılar var diyor. Bir Osmanlıcılar var diyor. Bir İslamcılar var diyor. Bir Türkçüler var. Bir de meslekçiler olarak andığı Prens Sabahattin grubu var ki hani özel teşebbüs ya da İngiliz protestan ahlakına dayalı bir grubun temsilcileri bunlar. Ben çok net söyleyebilirim, Türkiye'nin siyasi tarihini biraz iyi bilen herkes bu 5 grubun değişen dozlarda hala iktidar mücadelesini yürütmekte olduğunu çok net görebilir. Yani artı eksi tercihleri bakımından. Şimdi yürüyelim. Cumhuriyet'in kuruluş süreci, 2. Meşrutiyet ve Cumhuriyet sürecinde 2 grup çok etkili. Garpçılar ve Türkçüler. Türkçülerin ortaya çıkışında Osmanlı kimliğine tavır alma belirleyici bir unsur. Garpçılıksa temel medeniyetçi, tek medeniyet, Avrupa medeniyetir söylemi nedeniyle aslında hemen hemen hepsi için kaçınılmaz bir ön koşul niteliği taşıyor. Bu yüzden garpçılığı aynı zamanda medeniyetçilik boyutuyla da bir şekilde kavramamız, düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. O zaman bu ütopyanın müziğinin ne olacağı konusundaki iki öncül, bir kere tartışmasız bir olarak demin de söylediğim beynel milel musiki diye adlandırılan garp musikisi, bunun armonisi, çok sesliliği, orkestrasyonu, kompozisyonu vesaire vesaire. İkinci bileşende Osmanlı'ya karşı Türk'ün inşa edileceği halk. Aslında mesela dönem yazarlarının, o etkili kalemlerin, mesela Yusuf Akçura'nın halk tarifine bir baksanız, kendileri tamamen bir seçkinler grubu, bunları yazan çizenler ama diyor ki halk diyor bizim için ameledir, köylüdür, rençberdir, işte gündelik işlerde çalışan kişilerdir. Onların içinde mesela halkın içinde, o halkın içinde hiç aydın yoktur, hiç güzide yoktur, hiç seçkin yoktur, elit yoktur. O halk sokaktaki amele, tırnak içinde amele takımıdır yani. Şimdi şematize edersek kabaca bu distopya ve ütopya oluşumunu, bir yanda bir terk edilmek istenen ama bakın bu terk
güzideler için bir terk. Yani bu halkı tırnak içinde çok zaten ne böyle bir alakası var, ne öyle bir kavram var falan. Kendisi dönüştürmek isteyen bir grup var. Bunlar Avrupa medeniyetine sahip olmak istiyorlar. Dolayısıyla eski musikilerini artık tukaka buluyorlar. Yani ondan bir tiksinti duyma, bir aşağılık bir şey, kötü bir şey, hastalıklı bir şey. Bundan bizim kurtulmamız lazım ve biz bunu bir ütopya müziğiyle, ne güzel işte böyle Garplıların operaları, tiyatroları, konser salonları, orkestraları, bize bir de millet ruhu olarak halkta da işte türküler var. Bunları alacağız, armonize edeceğiz, al sana ütopya müziği falan diye. Çok basite indirgeyerek söylüyorum ama şu şema bence bütün kurguyu açıklıyor. Şimdi bunun öncü metinleri var. Birazdan daha eskilere gideceğim ama mesela Ziya Gökalp'in 1922 yılında Küçük Mecmua'da Deha'ya Doğru başlığıyla yazdığı şu ifade. Diyor ki, memleketimize hakiki bir sanatkar gözüyle bakacak olursak, orijinal yani aslı, asliyeti olan ne görürüz? Yalnız havas arasında ararsak hiçbir şey bulamayız diyor. Yani havas dediği Osmanlı seçkinleri, elitleri, aydınları, münevverleri. Ama diyor halk da, halk bizde tamamıyla havasın zıddıdır ve ne varsa aslında halkın içinde vardır. Devam ediyorum. Orijinal eserleri meydana getiren kudrete deha adı verilir. Halkımız milli dehanın da yegane kaynağıdır. Şimdi bunlar bakın söylemden ibaret. Yani tırnak içinde hani oturuyor, bugün ne yazayım ama bir program var tabii kafalarında, bir proje var. Hani gün be gün dehaya doğru, millete doğru, halka doğru, garpa doğru falan filan, istikamet belli, içerik de belli. Bakın ama bazı ifadeler çok önemli. Diyor ki Avrupa'daki güzidelerin niçin milli, bizdeki havas sınıfınınsa niçin gayrimilli kaldığı işte şu 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 sebepten çok iyi anlaşılıyor diyor Ziya Gökalp. Devam edelim. Bu sefer halka doğru diye çok daha erken tarihlerde o meşhur Türk Ocakları grubunun veya Türk Yurdu ekibinin çıkardığı etkili dergilerden bir tanesi. İşte araştırmacılar bunun Rus Narodnik hareketinden kaynaklı olduğunu dile getirirler. Bakın şu ifadeye lütfen çok dikkat edin Ziya Gökalp'in ağzından. Diyor ki, güzideler medeniyete sahiptir, halkta hars vardır. Yani meşhur o Durkheimci hars medeniyet ayrımı, kültür ve uygarlık ayrımını burada çok net ve çok yoruma meydan bırakmayacak kadar açık ifade ediyor. Diyor ki, biz halka gideceksek diyor, halka iki şey için gideriz. Bu da çok önemli. Ziya Gökalp sanki bir emperyalist, bir sömürgeci, hani dünyayı emperyal bir şekilde sömürmek isteyen bir ağızla şöyle diyor. Halka şey iki şey için gidilir. Ondan hars alırsın, medeniyet verirsin. Yani halkta medeniyet yok. Halk medenileştirilmesi gereken bir şey. Zaman bitti işareti geliyor. O zaman benim size çok detaya giremeyeceğim artık. Sadece içerik olarak gideyim. Bakın Darül Elhan raporu var, Hindemith raporu var, Necip Asım'ın yazdıkları var. Ahmet Ağoğlu'nun yazdıkları var. Öyle metinler ki hani oryantalizm falan çalışanlar varsa çok mükemmel metinler olarak karşılarında durabilir. Çok az Türkiye'de müzik literatürünün belki hiç tanımadığı ama aslında mutlaka tanıması gereken ve hani kendime bir paye çıkartayım. Türkiye'de bunu müzikoloji camiasında ilk yazan ben oldum bir yayınımda. Moïse Cohen, yani bir dönem İttihat Terakki'de aynı zamanda Siyonist hareketin öncülerinden, sonra Türkçü oluyor, Munis Tekinalp adını alıyor. 1936'da yazdığı Kemalizm kitabı o dönem Cumhuriyet Halk Fırkası'nın parti programı olma mahiyeti taşıyor. O kitabında kullandığı ifadeler yine çok önemlidir bu distopya, ütopya kurgusu için. Ama sonuca gelirsem sadece şunu size sunmam yeterli olacaktır. Eğer süreci müzik türleri için kullanılan, sadece müzik türleri için kullanılan sıfatlar ya da adlandırmalar üzerinden okumaya kalksak bile bu distopya, ütopya kurgusunun nasıl inşa edilmiş olduğunu çok net görebiliriz. Birkaç hızlı örnek vereyim ve bitireyim. Mesela bu distopya musikisi, eski medeniyetin musikisi, şark musikisi, Osmanlı musikisi, bakın saray musikisi, dümtek musikisi, saltanat, hilafet musikisi, meyhane musikisi, dümtek musikisi, hey hey vay vay musikisi falan gibi akla hayale gelmeyecek bir yaratıcılıkla bir konumlandırma var diyelim, bir işaretlendirme var. Buna karşılık halka gelince
asıl musikimiz, milli musikimiz, temiz musiki, saf musiki, çoban havaları falan filan filan yürüyor. Ve garp musikisi, hakiki musiki, asıl musiki, beynel milel musiki vesaire saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, 20. yüzyıl Yunan popüler şarkıları Osmanlı şiirlerinde. Bununla ilgili Ioannis Zerepos'un bir sunumu olacak. Öncelikle sayın organizatörlere bu fırsatı bana tanıdıkları için teşekkür ederim. Umarım sizin için ilginç olacaktır. Bu konuşmamız 20. yüzyıl Yunan popüler şarkılarında Osmanlı şehirleri, özellikle bunların sözleri ve bu motifler 20. yüzyılda nasıl değişti? Bundan bahsedeceğim. Önceden bu geleneksel bir folk şarkısı hakkında değil, en az 200 yıldan bu yana kapsamlı filolojik, tarihi ve etnolojik araştırmanın sonucu olarak elde edilmiş olan bir çalışmadır. Ama genellikle ulusalcı veya esansiyelist projeksiyonlar nedeniyle biraz taraflı oluyor. Benim burada ilgi duyduğum şey, özellikle ticari kayıtlara yöneldim. Bunların tarih kaynak olarak tekrar hem skolar olarak ya da program amaçlı olarak üretilen değil de temel olarak ekonomik kar elde edilmesi için yapılan yayınları ele aldım. Çünkü daha geniş dinleyicilere yönelik olduğu için otomatik akademik antolojiler açısından daha güvenilir bilgiler sağlamaktadır. Ve o dönemin halkın algısı hakkında daha iyi bir şekilde bilgi vermekte. Ve aynı zamanda bu algı popüler şarkı sözleriyle de daha iyi şekillenmektedir. Coğrafi olarak tabii ki İzmir ve İstanbul üzerine odaklanılmış durumdadır. Çünkü burada bu her iki şehirde en önemli Yunan şehir kültürünün yaşandığı yüzyıllar boyunca iki şehirdir. Haldedir'de birinci Yunanca kayıtlarda 20. yüzyılın başlangıcında sayısız İzmir ve İstanbul hakkında sayısız şarkı var ve sözleri açık bir şekilde şarkıcının kendi yaşadığı şehire olan duygusal bağını açık bir şekilde ifade etmekte. Mesela bununla ilgili ilk örnek İzmir Hatırası adlı şarkı. Affedersiniz. 1906'da ilk olarak kaydedildi. Timoteus Santopoulos tarafından. Tabii ki bu ticari başarı kazandı bu şarkı ve gelecek 10 yıl boyunca 5 ilave daha kayıtı yapıldı. Şarkının melodisi batı tarzında ve modern Fransız şanson melodisine dayalı. Ama tabii şimdiye kadar onu tespit edemedim. Sözleri göreceğiniz üzere PowerPoint'te. Tabii ki üzgünüm. Buradaki İngilizce tercümesindeki sorunlardan dolayı da özür dilerim ama buna ikinci en güzel bölümüne odaklanalım. Yani İzmir'in kıyılarından bahsediyor. İzmir'in güzel, harika kıyılarından bahsediyor. Buradaki egemen olan motif halihazırda başlı tarafından ifade edilmiştir. Buradaki nostaljik hatıralar
ve şehir burada bir referans noktası olarak kullanılmakta. Hem kimlik olarak ama aynı zamanda bir oryantasyon sağlanmakta. Yani bir nevi parlayan parlak yıldız gibi ifade edilmekte. Ve İzmir'in kıyısından bahsetmek, sahillerinden bahsetmek bir şekilde günümüzdeki görsel medyada fotoğraflarla ve posta kartlarıyla ifade edilecek duruma eşdeğer bir durumdur. Sanki bir fotoğraf gibi bu şarkıyı ifade etmektedir. Benzeri ifadeler, duygusal bağlarla ilgili yine İstanbul'la ilgili şarkılarda da bulunmaktadır. Ama tabii bunlar İstanbul'la ilgili olanlar İzmir şarkılarına göre daha az batı tarzına sahip. Sonraki eser Susta adlı bir dans, 1900 İstanbul'dan ve ünlü Antonis Diamantidis tarafından yorumlanmıştır. Ve sanatçı adı da Nalgas aynı zamanda. Ve burada bir kuplesini görüyorsunuz. Şehir ve boğaz içi benim rüyam. Ama orada benim sevgim, orada benim acım var. Ve burada bir fantastik bir vizyon var. Bir rüya olarak. Ama diğer taraftan bunu kusuyor ve burada geçici bir duygusallık, boş bir duygusallıktan uzak durulmuş. Çünkü sevgi ve acıdan bahsediyor. Burada buradaki derinlikle buradaki bağı ifade ediyor. Başka bir örnekte bu güçlü İstanbul'la özdeşleşme ile ilgili güçlü bir örnekte ve önemli İstanbul'un en büyük simgesi Ayasofya. Ayasofya adlı kimin yazdığı belli olmayan bir şarkıda kendisini ortaya, yani anonim bir şarkıda kendini ortaya koymaktadır. Ve burada bununla ilgili belgelenmiş en eski kayıt 1925'te Maria Papakika tarafından yapılan bir kayıt ki o dönemin en önemli kadın seslerinden bir tanesi ve o yıllarda Birleşik Devletler'de kariyerine devam ediyordu. Ve bu ilk kayıt edilen ilk versiyonun sözleri, ekranda görebiliyorsunuz bunları. Ama burada birçok ilave sözler ve metinler de eklenmiştir. Çünkü dediğimiz gibi anonim bir şarkı olduğundan dolayı daha sonra eklentiler de olmuştur. Bir folk şarkısı ve diyor ki Ayasofya'nın mermerleri gibi gözlerin şekillenmiş, gözlerin, kaşların ve saçların ve ben Ayasofya'da bir kubbe olmak istiyorum şeklinde devam ediyor. Ve bu bir fantastik bir senaryo aslında. Bu sadece buradaki bir mimariyle ilgili şarkıcının yaptığı bir metamorfozis değil. Ama aynı zamanda bir nevi tabii ki burada dini bir yaklaşımla birlikte bir ibadet beklentisi var. Öyle ki Müslüman ve Hristiyan kızlar birlikte ibadet ediyorlar bir kilisede ama o zamanlar bir tabii cami. Tabii ki bu bir mantıksal bir gariplik olarak ortaya algılanmamış o dönemde. Onun yerine fantastik bir şey olarak ve gündelik bir fenomen olarak ifade edilmiştir ve Ayasofya'nın anlamı hakkında bir ipucu herkese sağlamış ve mutlak estetik harmonisi ve aynı zamanda paylaşılan bir Müslüman ve İstanbul'un Müslümanları ve Hristiyanlarının paylaşılmış kimliği hakkında bir referans noktası olarak da ortaya konulmuştur. Bu şarkının sözlerinde daha önceki örnekte olduğu gibi bir mesafe ifadesi yoktur. Hem zamansal hem de mekansal.
bir anlatı, bir anı olması ötesinde şehir gerçek ve doğal bir yaşam alanı olarak şarkıcı için görev görmekte ve bu 20. yüzyılın başlangıcında bu tipteki popüler şarkılarda çok yaygın olan bir şeydir. Ve böyle ki birdeki bu perspektif aydınlığı birinci şarkıda da geçerliydi. Yani İzmir'le ilgili olan şarkıya da aynı şekildedir. Ve bu açıdan bir normalite söz konusudur. Ve bu özellikle birinci dünya savaşından bu yana epeyce değişmiş olan bir normalite. Özellikle Küçük Asya'da Yunanistan'ın 1922'de kaybı uğramasından dolayı, yenilmesinden dolayı ve daha sonraki halklar arasındaki alışverişten dolayı, yani mübadele dolayısıyla tabii ki bu durum biraz değişti, radikal bir şekilde değişti. Ve bu noktada müzik endüstrisi Yunanistan'da 1920'lerde ortaya çıkmaya başladı. Bu şekilde travmatik bir olay da tabii ki burada bir yansımasını buldu. Özellikle Küçük Asya'dan, özellikle İzmir ve İstanbul'dan olan şarkıcılar kendileri birer mülteciye dönüştüler. Ancak tabi durum böyle değildi. Buna rağmen Yunan şarkı sözlerinde 1922 olaylarıyla ilgili herhangi bir referans yoktur. Herhangi bir şekilde bahsedilmez bundan. Ve kendi yurtlarını kaybetmeyle ilgili referanslar çok çok nadirdir. Ve mesela neye dikkat ediyorsun, senin için ne önemli adlı bir şarkı var. Günümüze kadar çok sayıda kaydı olmuştur. Bunlardan birincisi 1926'da yine Maria Papagika tarafından. Senin için ne önemli, ben nereden geliyorum, bunun için Karataş'tan mı, sevgim mi, Cordelia'dan mı, girişim mi? Hangi köyden geliyorum? Bu senin için önemli mi? Sen beni sevmiyor musun? Ve beni sevdikleri, bildikleri bir yerden geliyorum. Ve acıyı nasıl saklayacağımı biliyorum. Nasıl mutlu olabileceğimi biliyorum. Ben İzmir'den geliyorum. Ve Atina'da sevgi bulmak için şeklinde bir sözleri var. Ve Karataş ve Cordelia ki bugün Karşıyaka ya da Pera'ya olan yerde. Birinci bölümde bahsedilmekte, birinci satırda bahsedilmekte ve Karataş temel olaraktan sefaret Yahudileri tarafından yaşadığı bir bölgeydi. Cordelia'da da Ortodoks Yunanlar yaşıyordu. Ve bir sosyal işten bakıldığı zaman Cordelia kesinlikle zengin bir mahalleydi. Bu nedenle iki farklı etnik, dini ve sosyal statü kaynağını ele almış. Ve aynı zamanda sadece Yunanistan'da ama bütün dünyada da popüler literatürde çok yaygın olan bir yaklaşımı kullanmıştır. İzmir'de sadece tabii ki yerel insanlar için, yani özellikle Yahudi, Hristiyan, zengin, fakir ifadeleri aslında artık 3. mısrada yatay bir hale gelmiştir. İzmir ve Atina'da da bizim diyerek tümüyle alışılmadık bir şekilde ifade edilerek bir ulusal vurgu ortaya konulmuştur. Ve hem Yunan başkentinin hem Yunanistan'da yaşayanlar için hem de Küçük Atina'dan gelen yeni mülteciler için de bir başkent olduğunu ifade ediyor bu ifade. Ve burada yine var olan bir metin, şarkı metine 1922'den sonra ortaya çıkan yeni bir realite yansıldı zaten burada diyebilirsiniz.
Aynı zamanda anonim gelenekte de bu olmuştur. Özellikle Bergama'da Bergama şarkısında olduğu gibi çok ünlü bir şarkı, çok da kaydedilmiş olan bir şarkı. Bazısı hem Türkçe hem Yunanca sözler bir arada kullanıldığı, karma bir şekilde kullanıldığı kayıtları var. Ve burada Bergama'dan bir kadına karşı olan erotik arzuların ifadesiyle ilgili. Tabii daha sonra bunu İzmir, Foça, Kios ve başka yerler için de kullanılmış. Ama aşağıdaki mısra kullanılarak farklı bir anlam yüklenmiştir buna. Bergama, benim güzel Bergama'm. Seni bıraktım ve senin için ağladım. Ve aşkım için ağladım ve deniz gözyaşlarımda bulandı. Bu tabii ki bu özellikle bu bölüm 1972'de aslında bu bölüm eklendi. Bu da çok ilginçtir. Yani Küçük Asya Yunanlılarının oradan göçmesinden sonra yarım yüzyıldan sonra bu ifade bu şarkıya dahil edildi. Ve söylediğimiz gibi 1922'deki olayların bu şekilde yansıtılması bir şekilde bir mülteci background'unu ortaya çıkartmıştır. Bu da belli bir noktada bu travmatik deneyim nedeniyle kesinlikle insanların aralarında karar verdiği bir sessizlik yemini gibi yorumlanabilir. Ama aynı zamanda yine diğer yandan da bu mültecilerin Yunan toplumuna entegrasyonunu önlememek amacıyla da bir girişim olabilir. O yüzden 1930'ların başlangıcından bu yana yine mültecilerin varlığı ve bunların Yunan toplumuyla olan etkileşimleri konusunda çalışıldı ve bu açıdan Osmanlı şehirleri yine İzmir ve İstanbul bu şehirlerin ve bu şarkıların kahramanlarının özellikle kadın olan kahramanlarının menşei doğum yerleri olarak, yaşadığı yerler olarak ifade edilmiştir. Ama aynı zamanda tabii ki kişisel karakter özellikleri açısından bazı stereotipik projeksiyonları da ortaya konmuştur. Mesela fiziksel güzellik, kara gözlü olmak, ince vücutlu olmak gibi harika dans etme özellikleri de buna eklenmiştir. Özellikle İzmir'den zeybekler ve İstanbul'dan Kasapikos olarak bu dans özellikleri ortaya konulmuştur. Bu stereotipik yaklaşım bir şekilde bir şehirsel şıklığı ve zekayı ortaya koymuştur. Ve diğer yanda serbestleştirilmiş cinsel davranışını da ortaya koymuştur. Tatavliani Sakabina, yani Tatavla'dan ağzının tadını bilen kız şarkısı ya da Mortisa Simirna gibi, İzmir'den sert kadın gibi bu tipin en klasik klişeleridir, en klasik klişeleridir. Yine bu şarkılarda bir mülteci kadın ve yerli bir erkek arasındaki ilişkilerle de rastlanabiliyor. Ve burada mülteci kız adlı bir 1930'larda Panagiotis Tontas'ın şarkısında da var. Ve bu büyük bir ticari başarı kazandı. Diyor ki kalbimi kırma, sızlanma da böyle yapma çünkü seninle birlikte acı çekiyorum. Kalbimi yakıyorsun. Tatlı konuşmamla bu mülteci aksanınla kalbimi yakıyorsun ve mülteci kız felaketi unut. Bizim eski mahallemize tekrar geri döneceğiz ve bizim güzel İzmir'imiz bizim sevgi öpücüklerimizle yaşayabileceğimiz bir yer haline gelecek. Ve bu ortadaki temada bu şekilde bu orta üçüncü bölüm ve bu çok nadir bir şekilde yani
geri dönüş olasılığının bahsedildiği nadir bir örnek. Ama bunu tabii dikkate almamız lazım. 1930'larda bu şarkının üretildiği dönemde birçok küçük Asya'dan gelen mülteciler tarafından bir olasılık olarak düşünülmekteydi. Buradaki metin tabii çok ilginç. Başka bir açıdan da ilginç. Şimdi şarkıyı söyleyen kişi yerli bir Yunanlı ya da kendisi bir mülteci olup olmasına belirsiz olmasına rağmen birinci ve ikinci kıtayı karşılaştırırsak orada bunu görebiliriz. Ancak mültecinin kaderini Yunan halkının komple kaderi olarak görmekte ve kendi orijinden bağımsız olaraktan İzmir'i bir yuva olarak, her bir Yunan için bir yuva olarak görmekte ve bu bir şekilde, yani şu şekilde adlandırabiliriz benim söylediğime göre, Yunanların anısal coğrafyası diyebilirim. Ve bu şekilde savaş döneminde de bu şekilde kendi kendine ortaya koymuştur. Ve bununla ilgili tabii ki herhangi bir şekilde reel yerler, deneyimler ifade etmeyen ama sadece Osmanlı şehirlerine egzotik ve erotik hayalin noktaları olarak ifade eden, isim vermeden konuşan şarkılar da var. Bu özellikle Rebetiko tipi tipteki müziklerin sözleri için geçerlidir. Öyle ki bu küçük Asya mültecileri tarafından 1922'de ithal edilmiş olan bir şey değil ama 19. yüzyılda Yunanistan'da ortaya çıkmış olan bir müzik olup daha sonra Ege'nin doğusuna daha sonra geçmiş olan bir akım. Öyle ki bu erken Rebetika müziklerinde ki 1933'ten itibaren kayıtlarına başlanmıştır. Bazı 1928'de de ABD'de bazı böyle arasada yapılan kayıtlar söz konusu olmuştur. Ancak burada bir şekilde Heledik oryantalizmle burada karşılaşmaktayız bu şarkılarda. Özellikle mesela Anestesis Delias tarafından yazılan ve okunan İstanbul'un Hamamında adlı şarkı özellikle ilginç. İşte burada İstanbul'da hamam bir harem banyosu. Siyahiler buna muhafızlık ediyor. Daha sonra Ali Paşa'ya bunu getiriyorlar. Ve nargile içmek istiyor Türk haşhaşıyla. Ve haremdeki kadınlar onun için çingene çiftetellisi oynuyorlar. Ve bu şekilde paşaların zamanlarını nargile içerek harcadığı dönemleri anlatan bir şarkı. Ve bu şarkı daha sonraki 10 yıllar boyunca birçok kereler tekrar kaydedilmiştir. Ve Yunan popüler müziğinin ya da şehirsel popüler müziğinin klasikleri arasında girmiştir. Ve tabii diğer yandan haşhaş içmeye yapılan referanslar daha sonraki yıllarda yapılan kayıtlarda sansürlenmiştir. Burada ilginç olan şey gerçek tarihi çerçevelerin olmaması. Yani Ali Paşa'nın birinci kıtada ifade edilmesi, yani yan yalı Ali Paşa'nın ifade edilmesi ki gerçekte 20. yüzyıldan bu yana Yunanistan'da bulunmuş olan tarihi bir kişi ama kendisi asla İstanbul'a gitmemiş ve Yanya'daki kaybından sonra kellesi kopartılmış kendisinin tabii. Bu tabii bir şekilde klişeleri ifade ediyor. 16. yüzyıldaki Avrupalı seyyahların
ifadelerini aslında yansıtan bir nevi bir şarkı. İşte Haşhaş İçme de yine Rebetikos şarkılarının sözlerindeki ortak bir motifti ilk zamanlarda. Böyle ki İstanbul ve İzmir'de, Aydın veya Bursa yüksek kaliteli uyuşturucuların tedarik merkezi olarak burada ifade edilmiştir. Bu da aynı zamanda yine doğulaştırıcı, oryantalleştirici bir klişe olarak sayılabilir. Öyle ki bazı gerçek durumlar dışında aslında gerçek bir gerçekliği olmayan aslında ifadeler bunlar. Genel olarak bu tipteki oryantal eksotisizmi Yunan popüler şarkı sözlerinde özellikle 1946-1953'e kadar çok yaygın olduğunu gözlemleyebiliriz. Hatta kendi bir alt türü oluşturmuştur ve buna oryantal adı verilmiştir. Ve çok önemli kadınlar, mesela Gülbahar, Cemile, Ayşe, Semiha, Halima, Serşahzat, Habiba, Zahira gibi oryantal isimlerle adlandırılan şarkıcıların oluşturduğu bir alt tür olarak oluşturulmuştur. Ve burada özellikle bir sonraki örneğimizde yine oryantal olarak adlandırılan ama son 19. yüzyılın Ermeni bir revü şarkısına bağlı olan bir şarkı, kökleri oradan geliyor. Ve 1948'de Apostolos Chastikristos tarafından kaydedilmiştir. Gel gel kayıkçı, yavaş yavaş İstanbul'un kıyısına, sessizlik altında, harem gününde gel gel kayıkçı, güzel hanımı almak ve o sabahları ağlıyor ve acı çekiyor ve çünkü özgürlük arzu ediyor. Gel gel kayıkçı şeklinde bir metin var. Bir önceki örnekte olduğu gibi İstanbul bir şekilde saraydan kaçırma motifi de burada ifade edilmiştir ve Türkçe metin bölümleri özellikle burada ilginçtir. Çünkü burada bilingualizm amacıyla yapılmış bir şey değildir. Karabiberim gibi bazı eski şarkılarda da bu var. Ya da Bergama şarkısı gibi. Ancak burada oradaki ortamın oryantal hissini vurgulamak için kullanılmıştır. Aynı zamanda bunların metrikal pozisyonu da bunu ifade etmektedir. Burada İstanbul eksotik bir güzellik yeri olarak ifade edilmekte. Yine yıldız Boğaziçi'nin Dolunay'ı adlı bir şarkıda da aynı şey ifade var. Kayıksız aynı yılda Sula Kalfoplu tarafından kaydedilmiştir. O da sultanlarla bir ay ışığı altında Dolunay'da geceliğin yapılan bir tekne seyahatini ifade ediyor. Ve şöyle diyor, İstanbul'daki Dolunay'ı gülümsemekte ve buradaki saraylara ve camilerin üzerine düşmekte ve bu bir düş mü acaba, başka yerde bulabilir misin gibi ve yıldızın bu kadar fazla güzelliği var diyor. Öyle ki bu durumda bile şehir ifadesi artık Yunan popüler şarkılarında bu yıldızda sadece İstanbul olarak ifade edilmiştir. Yani burada şehir deyince İstanbul anlaşılmalıdır. Ve oradaki oryantal türün popülaritesi türü bir şekilde bunun tasarımında, mesela özellikle modern Hollywood film prodüksiyonlarında da bununla ilgili referanslar var. Bu oryantal ifadenin ve 40'ların sonu ve 50'lerin ilk başında bir şekilde eskapizmin bir ifadesi olarak ya da Yunan toplumunun iç savaşta ve savaş sonrasında karşılaştığı zorlu gerçeklere bir reaksiyon olarak da yorumlanabilir. Ama bununla birlikte İstanbul'da
Hala da bir Yunan 1925'e kadar bir Yunan toplumu vardı İstanbul'da. Ve bu burada 20. yüzyılın ortasına kadar bu Yunan popüler şarkı sözleri çok daha fazla bir ekzotik hayal gücünün merkezi olmuştur. İzmir'de öyle ki Yunanların varlığı aslında 1922'de tümüyle silindi. Ve öyle ki İzmir Yunan ulusal hafızasında daha fazla bir coğrafi alan olarak entegre oldu. Ve öyle ki Küçük Asya, Mikro Asya adlı bir long play 1972'de yayınlandığında büyük bir dönüm noktası olarak eş zamanlı olarak Yorgos Nalaras ve Haris Alexou'nun bir kariyer başlangıcı, kariyer dönüm noktası olmuştur. Başarılı bir noktası olmuştur ve günümüzde Yunan popüler müziğinin en önemli yorumcuları olarak hala da bugün sayılmaktadırlar. Bu long play Küçük Asya'dan, işte Boğaziçi, Ayvalı'dan iki genç Cordelia yanıyor gibi şarkılar var. Ama özellikle de İzmir şarkısı bu long play'in en önemli eseri olmuştur. İzmir anne yanıyor ve eşyalarımız yanıyor. Acımız ifade edilemez. Buradaki acımız yazılara dökülemez. Henenizim henenizim dinleyemeyeceksiniz, dinlenemeyeceksiniz. Burada yangın içerisinde 30 yıl boyunca yangın içindedir. Şimdi durmam mı lazım? Gibi devam etmekte bu şarkı. Evet, burada şimdi savaş dönemi sözlerine karşıt olarak burada 1922'deki bir şekilde mülteci hale düşme durumu tümüyle endirekt bir şekilde ifade edilmiştir. Ve burada bu olay, bu tarihi olay kolektif bir hafızaya yer etmiş ve son kıtadaki açıklama bir şekilde bu olayın fotoğrafı akılda olmadan dahi onu aklımıza getirebilecek bir ifadeye sahip ve bu tabii ki epeyce uzun bir zaman sonra aslında yazılmış olan bir şarkı. Ama tümüyle farklı bir sosyal politik durumdaydık o döneme karşılaştırıldığı zaman. Yani 1920'lerin dönemiyle tümüyle farklı bir dönemde yazıldı. Ve burada 1972'deki Yunanistan'ı düşünmemiz lazım. Bir askeri diktatörlük var. Ekstrem bir sağcı görevliler 3-5 şekilde antikomünist ve ulusalcı bir ajandaları var. Kendi ideolojilerine göre gerçek Helenizmin kökleri kırsal alanda bulunmakta. Bu nedenle folk müziği özellikle Anakara Yunanistan'da bunu kullanıp ifade etmişlerdir. Ve diğer yandan şehir popüler müziğini onaylamamışlardır. Ve oryantal şekilli ürünleri de kültürel sapmanın ve düşüklüğün bir örneği olarak ifade etmişlerdir. Ve halihazırda 1936'daki Metaxas diktatörlüğündeki uygulanan politikaya benzer bir politika takip etmişlerdir. Bu tabii ki bu Küçük Asya teması aslında Küçük Asya uzun çalarının Long Play'in teması aslında nasyonalist ve de romançistiydi. Bir nevi
Hatta rejimin ortaya koyduğu sadece nasyonalist kültüre karşı dahi denebilir. Ve bu şekilde Republika'nın resmi olarak başladığı dönemin tekrar keşfi gibi adlandırılabilir. Bu sağcılığa karşı yaklaşım devam etti ve 1974'te Metapolifetsi, yani sistem değişimine kadar devam etti 1974'te. Ben de zamanımı doldurdum. Dikkatiniz için, ilginiz için çok teşekkür ederim. Eğer sorular varsa sorularınızı alabilirim. İlginiz için tekrar teşekkür ederim. Tehlikeli konuşmacımıza teşekkür ediyoruz. Sorular için bir bölümümüz var. Eğer sorularınız varsa sorularınızı sayın konuşmacılarımıza sorabilirsiniz. Evet. Ne tipteki müziksel enstrümanlar kullanıldı? Yani belli bir enstrüman seti mi vardı ya da zaman içinde değişti mi? Ne tür enstrümanlar kullanılıyordu? Erken kayıtlarda, özellikle İzmir'deki kayıtlarda Batı tarzında piyano, muz, violonsel, mandolin bunlar kullanılıyordu. Daha oryantalde bazen akordeon kullanıldı. Ama genellikle lir, yani yaylı çalgılar kullanıldı. Kemençe. Bazen ut, cümbüş, bunlar kullanıldı. Ve Yunanistan'da, Rebetiko'da en dominant enstrüman bozukidir. İstanbul ve İzmir'de Küçük Asya'nın batı kıyısında pek bilinmeyen bir enstrüman. Tambura, 19. yüzyılda tambura benzeyen bir şey. Yani tabii Türkiye'de de bozuka diye bir şey var ama hayır, Yunan bozukisiyle hiçbir alakası yok. Bozuki savaş sonrasında Yunan müziğinin bir simgesi haline geldi. Çünkü aslında resmi kültür tarafından onaylanmayan bir enstrüman buzuki. Tabii 1970'lerde elektrik gitarlar, bateriler vesaire, tabii 70'lerde onlar devreye girdi. Evet. Yani enstrümanlar bu şekildeydi. Mikrofondan ses alamıyoruz. Mikrofona daha yakın konuşabilirse konuşmacımız. Ha, okay. Evet. Evet, yani şarkı söyleyebilirsiniz ama buna eksik edecek bir şeyim yok. İstiyorsanız şarkı söyleyebilirsiniz. Πανσέλινος και στου Βοσπόρου τα νερά καθώς η βάρκα κυλάει στο κύμα απαλά τα μαγιά του ουρανού μου φέρνουνε στο νου τα τόσα κάλλη του γιλτής. Σουλτάνες με κορμιά σαν τα κρίνα και με εξωτική ομορφιά. Σουλτάνες μάτια σαν τη ζωγραφιά. Τράβα βαρκάρι και παίρνα πάλι
Αγάλι, αγάλι, μπροστά από το γυλτής. Τραβά βαρκάρι και παίρνα πάλι. Αγάλι, αγάλι, μπροστά από το ωραίο γυλτής. Ακαπέλα, θα τα καλώδω. Yani eğer bilseydim yanımda buzuk kimi getirirdim. Çok teşekkürler. Mikrofon alabilirsek konuşmacımıza çeviri yapabiliriz. Mikrofon kullanırlarsa.